Evet, yıllardır sorulan soru. Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı? Her ne kadar insanların kafasını karıştırmak isteseler de unutmayın, ilk önce Allah çift olarak tavukları yaratmıştır. Daha sonra da tavuklar yumurtayı üretmişlerdir. Burası organik olarak tavuk beslenen bir köy evi. Evet. Her çeşit cinsiz tavuğumuz var. Tavuklar bakta. Bu folluğumuz. Tavuklar genellikle karanlık bölgelerde yumurtlamayı tercih ederler. Belki de bu utanma duygusuyla olan ilgili bir şeydir. Evet, yumurtalarımız, organik köy yumurtalarımız. Yemliğimiz. Yemlerimiz de organiktir. Organik tavuklar için organik yem. Tavuklarımızın üretmiş olduğu yumurtalar tamamen organik köy yumurtası. Köy ortamında üretilmiş. Organik tavukçuluk, hayvanların doğal ortamda beslenmeleri ve bu kapsamda organik yumurta elde etme uğraşıdır. Serbest sistem tavukçuluk yapmak için tavuk sayısına göre kaliteli malzemeden üretilmiş iyi bir kümes gerekmektedir. Evet. Tavuklarımızın şimdi toplu halde kümesten çıkıp organik ortamda yayılmasını seyredeceğiz. Uzmanların salma tavukçulukta en önemli verdikleri husus tavuklara verilen gıdalar ile kümestir. Eğer sermayesiz olarak salma tavukçuluğuna başlamak isterseniz bu alanda destek veren kamu kurum ve kuruluşlarına teşvik başvurusu yapmanız gerekmektedir. Organik tavukçuluk için kümes hazırlarken 1 metrekare alana 6 tavuk koyulur. Siz her ihtimale karşı hesabınızı 4 tavuğa göre Burası yapıp daha sağlıklı olabilir. Karadeniz'de 100 tavuk için bir ev, 16, 500 doğal tavuk için ortamda 83, 1000 yaşadığınız bir tavuk yer. için 166 metrekare kümes gerekmektedir. Bu ölçüler tavukların rahatça gezinmeleri için ve kışın birbirlerini sıcak tutmaları için ideal. Şöyle Kümesin size uzun tarafı güneye bakmalı. tavukların Mutlaka bulunduğu kümes ortamı güneş göstereyim. görmelidir. Evet, doğal Havalandırma ortamda. çok iyi yapılmalı. Tavuğun her gün havalandırılması gerekmektedir. Kümesin mutlaka bir havalandırma deliği olmalı. O delikten hem kümes havalanmalı hem Yerler de gördüğünüz gibi kümese tamamen güzel güneş saman kaplı. girmelidir. Tavukların ayaklarının üşümemesi için. Tavukların Atalarımız dediği ayaklarının gibi üşümemesi çok doktor önemli. giren yere ama güneş giren yere doktor girmez. Organik tavuk beslemede bir tavuğun ortalama günlük yem tüketimi 100 gram civarındadır. Yeteri kadar yem vermek lazım. Büyük bir kısmını da doğal ortamdan temin etmelidir. Genelde organik yemler piyasada da satılmakta, kolaylıkla temin edilebilmektedir. Elinizden geldiği kadar tavukları yayabilmelisiniz. Doğal ortamda beslemeleri daha iyi. Evet, gerçek anlamda organik tavuk üreticiliği karlı bir iştir. Herkese tavsiye ederiz. Arka fon gibi gözüken de Karadeniz. Hani türkülere konu olan Çırpınır'ın Karadeniz, Görüp Türk'ün bayrağını. Burası Karadeniz'in doğal fındık bahçeleri. Burası da Giresun'un Göreli ilçesinin kuş bakışı görünüşü. Doğal ortamda yaşamak isteyenlerin
sevdikleri ortam. Tavukların yayılmasını hep beraber izliyoruz. Bu yumurtalar şifa kaynağı. Evet, tavuklarımız doğal ortamda